bir dijital fotoğraf makinesi kullanıcısının en çok dertlendiği nokta çünkü menüdür. Ve derler ki ya bu kadar sayfa menü var, bu kadar basamak var, bu her basamağın içinde alternatif kullanımlar var. Böyle bir içler dışlar çarpımı yapınca yüzlerce basamakla boğuşmamız gerekiyor. Her bir fotoğrafta da bunlarla biz nasıl boğuşalım abicim diye bir dertlenme vardır. Aslında biz tabii ki bu menüdeki her şeyle her çekimde oynamayız. Bazı noktalar çekim esnasında kullanmamız gereken özelliklerdir. İşte bu info ekranı o en çok kullandığımız şeylere kolaylıkla ulaşmamızı sağlar. O açıdan önemli bir ekrandır, aklınızda olsun. Menüye gelince ise menü aslında bütün marka ve modellerde aynıdır. Yani sadece bunu OM sistem için söylemiyorum. Diğer markalardan da makineleri burada yan yana dizsek aslında menülerinin aynı olduğunu görürüz. Sadece ya ikonları farklıdır ya bazı yerlerde isimleri farklıdır. Çünkü dijital fotoğraf makinelerinde menü eskiden 4'tü, şimdi 5 sayfadan oluşuyor aslında. Bunlardan birincisi fotoğraf makinesi şeklinde olan shooting menü. Yani çekim menüsüdür. Çekim menüsünde yaptığınız değişiklikler çekeceğiniz fotoğrafı etkiler. Dolayısıyla siz çekimdeki herhangi bir şeyi etkilemek istiyorsanız bakacağınız menü shooting yani çekim menüsüdür. Beyaz ayarı gibi, efendime söyleyeyim, görüntü oranı gibi vesaire vesaire her şey oradadır. Şimdi OM1'de otofokus oldukça güçlü ve alternatif bir iş olduğu için bir otofokus menüsü var. Normalde birçok makinede bunu ya shooting menü içerisine ya custom özel işlevler menüsü içerisine atabiliyor. Burada ayrı bir yere almış. İkinci menü şu altta göreceğiniz mavi renkli olan ve bizim kaset çalarlarda falan, CD player'larda falan gördüğümüz play oynat tuşu gibi üçgenle gösterilen playback menüdür. Yani gösterim menüsüdür. Playback menü, gösterim menüsünde yaptığınız değişiklikler çekeceğiniz fotoğrafı etkilemez. Bunu ekranda vesairede nasıl göreceğinizi etkiler. Dolayısıyla bizim neredeyse hiç dokunmadığımız menülerden bir tanesidir. Yeni eklenen menülerden bir tanesi, artık makinelerde bu beceri çok geliştiği için, tabii ki video kamera şeklinde olan video menüsüdür. Bu da video çekimiyle ilgili şeyleri değiştirir. Ancak çok özel bir şeyler yapmıyorsanız makinelerin default fabrika ayarı gelen video menüsü oldukça doğru çalışır. Birkaç yeri kontrol etmenizi biraz sonra önereceğim ama. Bir başka menü dişli şeklinde. Bazı markalarda böyle kalem şeklinde falandı. Custom menü. Özel işlev menüsüdür. Bu biraz ince ayar menüsüdür ve eskiden bu menüde olan bazı şeyler yaptığımız çekimleri etkiliyordu. Onun için zaman zaman bazı çekimleri yaparken bu menüye girmemiz gerekiyordu. Son yıllarda birçok marka burada çekimle ilgili olan basamakları shooting yani çekim menüsü içerisine aldı. Dolayısıyla da artık fotoğraf makinelerinde shooting menü biraz sayfa ve basamak olarak kalabalıklaştı. Onun için de burada dikkat ederseniz OM sistem OM1'de 2 tane shooting menü var ve bunların içerisinde de 6-7 sayfalık bölümler var. Bunların önemli bir bölümü eskiden şeydeydi, dişli şeklinde olan menüdeydi. Şimdi orası sadece 5 sayfaya düştü, birazcık hafifledi. Son bir menü de İngiliz anahtarı şeklinde olan setup, kurulum menüsüdür. Bu da makinenin dili, tarihi, bir kart format falan var. Versiyonu gibi makinenin temel özelliklerini ilgilendiren yerin olduğu şeydir. Velhasılı kelam, bizi en çok ilgilendiren menü shooting yani çekim menüsüdür. Yaptığımız çekimleri etkilediği için. Çekim esnasında kullandığımız birçok kısa yol bölümü ise info ekranındadır diye özetleyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Menüdeki bu sayfalara ve basamaklara tek tek gireceğiz. Tabii ki her birini tek tek konuşmayacağız. Ben en çok kullandıklarımızı anlatacağım.
Sizin merak ettiğiniz olursa lütfen arada sorarak müdahale edin ve öyle devam edelim isterim. İlk bakacağımız menü shooting, yani çekim menüsünün birinci sayfasıdır. Burada custom modu biraz önce konuştuk. Yukarıdaki C1, C2, C3, C4 seçeneklerine makinenin ayarlarını kaydedebilmemizi sağlayan yer. İkinci sırada shooting format. Aslında çekim formatını seçtiğimiz yer var. RAW ve JPEG olarak seçim yapabiliyoruz. Eğer istersek RAW artı JPEG çekim yapabiliyoruz. Genellikle ve tabii ki kesinlikle RAW formatta çalışmayı öneriyoruz. Ama bununla beraber eğer isterseniz RAW'un yanına artı JPEG de çalışabilirsiniz diyorum. Ben kendim RAW artı JPEG çalışıyorum. Çünkü telefonuma Wi-Fi aracılığıyla ve OM Image Share programını kullanarak çektiğim fotoğrafları hemen indiriyorum. Instagram'da paylaşıyorum. İşte WhatsApp'tan arkadaşlarıma atıyorum falan gibi böyle bir uğraşım da olduğu için. JPEG dosyalara da ihtiyacım oluyor. O nedenle artı JPEG olarak çalışıyorum. Sadece JPEG çalışan ya da artı JPEG çalışan dostlar varsa önerim JPEG kalitesini SF, yani Superfine yapmanız. JPEG büyüklüğünü de large, yani en büyük dosya biçimiyle kullanmanız. Bunun için hemen üçüncü sırada detailed settings var. Buraya da girip, dört tane basamak açılacak orada, 1, 2, 3, 4 diye. Solda birinci basamakta L, hemen yanında eğer F varsa SF yapmanızı öneriyorum. Yoksa bu ikinci basamakta, şurada LSF yerine sadece LF görürsünüz. Bu large, fine. SF olursa super fine. Large, makinenizin bütün pikselleri kullanarak en büyük ebatlı JPEG'i oluşturacağını ifade eder. SF, super fine ise çok az sıkıştırma uygulayarak JPEG dosyayı kaydedeceğini ifade eder. Dolayısıyla JPEG'lerinizin büyük ebatlı ve yüksek kaliteli olması için LSF olarak kullanmakta fayda vardır. RAW zaten RAW olarak kullanılabiliyor. Biliyorsunuz OM sistemin, Olympus'un sensörü 4'e 3 oranında. Zaten girdiğiniz zaman burada da 5184'ü 3888 piksel olarak göreceksiniz. Bu yatayda ve dikeydeki piksel sayılarını söylüyor. Çarptığınız zaman 20 milyon 155 bin bir şey yapıyor. Yani diyor ki sizin sensörünüzde 20 milyon tane piksel var. Fakat fotoğrafın çektiğimiz ya da kullandığımız fotoğrafların farklı oranları olabiliyor. Örneğin fotoğraf baskısı yaptırıyorsanız genelde fotoğraf baskısı oranları 3'e 2'dir. 10-15, 20-30, 30-45, 50-75 gibi ebatlarda baskılar olur. Ne bileyim işte 4'e 3 eski televizyon ekranlarıdır. 16'ya 9 yeni bilgisayar ve televizyon ekranlarının oranıdır. Farklı formatlar. 1'e 1 kare format. Eski 6'ya 6 filmlerde kullandığımız ya da bir dönem Instagram'ın kullandığı kare format gibi. Farklı formatlarda çekimler yapabilir, fotoğraflar oluşturabilirsiniz. Shooting menü 1'de, 4. basamakta image aspect'e girdiğinizde buradan fotoğraf oranı seçebiliyorsunuz. Bu yaptığınız değişiklik JPEG'inizi etkiliyor, RAW'unuzu değiştirmiyor. RAW'unuz yine 4'e 3 olarak kaydediliyor. Siz sadece JPEG dosyalarda seçtiğiniz oranda görüyorsunuz. Benim önerim, artık biraz eski fotoğrafçı olduğum için, biraz muhafazakar tarafta kaldığım için 3'e 2 formatında çalışmak JPEG'ler için. 24'e 36 mm filmden gelen bir alışkanlık bu. Ama şeyi de öneriyorum hep. Bazı durumlarda, bazı konularda, bazı projelerde farklı formatlarda da çekimler yapın. Yani diyelim ki bir günübirlik doğa gezisine gittiniz. Ya bugün ben 16'ya 9 formatta çalışayım dediniz. En azından JPEG dosyalarınızı 16'ya 9 ayarlayıp çalışabilirsiniz. Ne bileyim bir yerde portre çekimleri yapacaksınız. Dur bunu da birebir çalışayım diyebilirsiniz. En azından JPEG'ler için. Bunu şunun için söylüyorum. Her bir görüntü formatı kendine ait kompozisyon ve biçim bilgileri içerir. Yani bizim bildiğimiz klasik kompozisyon kriterleri
kare format için çok geçerli değildir. 16'ya 9 için bazıları uygundur. Biz daha çok kompozisyon kriterlerini, klasik olanlarını 3'e 2 format üzerinden kurguluyoruz. Öyle anlatıyoruz, öyle kullanıyoruz. Dolayısıyla farklı biçim dünyalarını da keşfetmek için bazı durumlarda, bazı konularda farklı oranlarda çalışmalar yapılabilir. Şey alternatifiniz her zaman var, onu unutmayın. RAW artı JPEG çalışıyorsanız burada yaptığınız seçim RAW'unuzu etkilemiyor. O gene 4'e 3. Daha sonra istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Biraz önce info ekranında ilk sırada 3. basamakta böyle damlalık gibi bir şey var demiştim. Orada Vivid'i önermiştim. Bunu menü içerisinde yine Shooting menü 1'de 2. sayfada Picture Mode olarak görüyorsunuz. Buradan seçim yapabilirsiniz. İkinciyi seçmek dediğim gibi daha keskin, daha kontrastlı görüntüler oluşturmayı sağlıyor. Picture Mode setting içerisinde ya bu liste çok uzun, bu kadara da gerek yok diyorsanız bu Picture Mode setting'in içerisinde ikinci sıradaki yerin içerisine girip üzerine yine oklarla ilerleyip ve OK düğmesine basarak şu tikleri kaldırırsanız onları menüden çıkartmış oluyorsunuz, ekrandan çıkartmış oluyorsunuz. Bu listeyi azaltabiliyorsunuz ya da arttırabiliyorsunuz. En çok kullandıklarınızı bırakarak daha sade bir ekranla da çalışma şansınız olabilir. Buradan girip hiç kullanmayacaklarınızı, hiç kullanmadıklarınızı listeden kaldırabilirsiniz, aklınızda olsun. Önemsediğim şeylerden bir tanesi, özellikle RAW çalışan arkadaşlar beyaz ayarını otoda bırakıyor olabilirler. Artı JPEG çalıştığınız zaman da beyaz ayarını otoda bırakıyor olabilirsiniz. Shooting menünün ikinci sayfasında beyaz ayarı otomatikteyken sıcak renkleri koru gibi bir şey var. Keep warm color diye. Bu fotoğrafların nasıl söyleyeyim, düzgün, güzel bir Türkçeyle söylemek istiyorum. Biraz daha keyifli olmasını, biraz daha lezzetli olmasını sağlıyor. Özellikle de mesela birkaç profesyonel işte flaşla da çekim yaptığım zaman bunu gördüm. Flaş ışığı çok çiğ bir ışık olduğu için, beyaz ayarı da düzeltmeyi çok keskin gerçekleştirdiği için çok dümdüz fotoğraflar elde ediyordum. Fakat burayı açtığım zaman, yani keep warm color on, açık olarak kullandığım zaman renklerin çok yumuşadığını ve çok keyifli bir hale geldiğini gördüm. Dolayısıyla beyaz ayarını otomatikte kullanan arkadaşlara bunun açık konumda olduğunu kontrol etmelerini öneririm. Aklınızda olsun. Photoshop ve Lightroom gibi Adobe firmasının ürünlerini kullanıyorsanız fotoğraf düzenlemek için yine bu sayfadaki Color Space renk uzayını Adobe RGB olarak seçmeniz gerektiğini de hatırlatmak isterim. sRGB standart RGB olarak Red, Green, Blue 3 ana rengin olduğu bir renk uzayı var. Bir de Adobe RGB diye bir renk uzayı var. Kullandığınız program Adobe'un ürünü ise çekim yaptığınız makinenin de Adobe'un renk uzayını kullanması önemli. Bununla birlikte fotoğraf işlediğiniz monitörün de bir renk uzay ayarı vardır. Onu da Adobe RGB olarak seçmeniz gerekir. Kullandığınız makine, kullandığınız program, çalıştığınız monitörü hepsinin aynı renk uzayında olması doğru renklerle çalışma şansı verecek, aklınızda olsun diye söyledim. Çekim menüsü 1'de 3. sayfada ISO ve Noise ile ilgili bölümümüz var. Burada en üst basamakta ISO'yu otomatik olarak kullanan arkadaşların dikkat edeceği bir şey var. Şimdi ISO'yu oto olarak kullanabilirsiniz. Özellikle makineyi S ya da A modunda kullanan arkadaşlar. Yani enstantane ya da diyafram öncelikli modda kullanan arkadaşlar. ISO değişkenini de otomatiğe alıp çok az değişkenle çalışarak çekimleri gerçekleştirebiliyorlar. Burada biraz önce ISO ile ilgili konuşurken söylemiştim. 25.600, 51.200, 100.000 gibi ISO'lara çıktığımız zaman her marka için geçerli ciddi noise oluşabiliyor. O nedenle 1. menünün 3. sayfasında bu bölüme girip ISO otodayken en yüksek maksimumda bir sayı vermekte fayda var ki ben genelde bunu 3200 olarak belirlemeyi öneriyorum. Böylece 3200 ISO'nun üzerine çıkarmıyor makine. Noise riskini
minimuma indirmiş oluyoruz. ISO step 1/3 olarak seçmeyi öneririm. Böylece 200'den 400'e geçmez. Ara basamakları da kullanırsınız. 400'den 800'e geçmez. Ara basamakları da kullanırsınız. Ki biraz sonra göstereceğim. Enstantane diyaframda da 1/3 basamakları kullanmayı öneriyorum. Bir stop ışık farkı biliyorsunuz birbirinin yarısı ve iki katı kadar ışık değişimine yol açıyor. 1/3 aralık daha keyifli. Daha yumuşak geçişleri de yakalama şansı veriyor bize. Pozlama süreniz 1 saniye ve üzerine çıktığı durumlarda bu sayfada en alt bölümde bulunan noise reduction'ı 10. Yani açık konuma getirmeyi unutmamanızı öneririm. Şimdi bunu oto olarak kullanan arkadaşlar da var. Bu şu işe yarıyor. Noise dijital fotoğrafçılıkta sadece yüksek ISO ile ortaya çıkmıyor. Aynı zamanda uzun pozlamayla da ortaya çıkıyor. Şimdi yüksek ISO'da biliyorsunuz yan yana bulunan pikseller ışığı daha çabuk yakalayabilmek için daha hızlı çalışıyorlar. Ve ne kadar hızlı çalışırlarsa birbirlerini etkileyerek gözle görünür hale geliyorlar. Aynı durum uzun pozlamada da karşımıza çıkıyor. Uzun süre çalışan pikseller birbirini etkilediği için gözle görünür hale geliyorlar ve noise oluşturuyorlar. Pozlama süresi 1 saniye ve üzerine çıktığı zaman bu noise'i görmek mümkün hale geliyor. Onun için de makine içerisindeki bir yazılımı çalıştırarak bu oluşan noise'i temizlemek mümkün. Bu kullandığınız hafıza kartının hızına bağlı olarak pozlama süreniz kadar kayıt süresi ekleyebiliyor. Yani eski yavaş kartlardan birini kullanıyorsanız ve diyelim ki gece çekim yaptığınız 10 saniye sürdü çekiminiz, 10 saniyede kaydetmesi sürebiliyor. V90 gibi daha yüksek hızlı kartlarda bu süre çok çabuk atlatılıyor. Ama daha yavaş bir kart kullanıyorsanız dediğim gibi çekim süresi kadar ekliyor. Bunu bazen birçok arkadaşımız oto olarak bırakıyor. Oto olarak bıraktığımızda şu anlamı taşıyor. Düşük enstantane kullandığımda bu özellik otomatik devreye girsin. Fakat 1/8, 1/4 gibi değerlerde de devreye girmiş oluyor bu sistem. Dolayısıyla makineyi biraz yavaşlatabiliyor. Hele ki seri çekimlerde. Çeksin kaydetsin, çeksin kaydetsin, çeksin kaydetsin gibi bir süre ekleyebiliyor. Hafıza kartımızın hızına bağlı olarak unutmayın. Dolayısıyla ben genelde bunu kapalıda kullanıyorum. Pozlama süresi 1 saniye ve üzerine çıktığı durumlarda açıyorum. Gece çekimleri, uzun pozlama vesaire de. İşim bitince tekrar kapalı konuma getiriyorum. Öyle kullanmayı öneririm. Geçen sene Hindistan'da çekim yaparken, marka vermeyeyim, full frame bir makine kullanan arkadaşlar bir dokuma tezgahında falan biraz fotoğraflar çektik. Dışarı çıktık ve makinede fotoğraflarda böyle çizgi çizgi lekeler olduğunu gördüm. Hocam bu niye böyle oldu falan diye getirdiler. Dedim ki ya bu floresan aydınlatmalarda özellikle televizyondan falan da çekim yaparken aynı şey olur. Işık aslında sürekli gelmiyor. Parça parça geliyor. Ve enstantane değeriniz çok yüksek olursa makine o aradaki boş yani ışığın olmadığı yerleri de yakalayabiliyor. Enstantaneyi düşürün bu iş hallolacak dedik. Ve gerçekten 1/30'lara 1/15'lere falan düşünce de o derdin kalmadığını gördü arkadaşlar. Fakat tabii bu şöyle bir durum da yaratmış oluyor. Bu sefer hareketli konular falan da çekilemez oluyor. Çünkü hareketli bir şey varsa bu sefer onun da flu çıkma riski ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da burada yine birinci menünün 4. sayfasında bir flicker scan diye bir özellik var. Bu böyle bir ışık problemi var mı? Nasıl bir enstantane kullanmanız gerekir diye sizi uyaracak olan bir şeydir. Özellikle eski tipte floresanların, aydınlatmaların kullanıldığı yerlerde bunu kullanmak daha emin ilerlemenizi sağlayabilir. Aklınızda olsun diye söylemiş olayım. Biraz önce söyledim EV yani exposure value, pozlama değeri aralığını 1/3 stopla tutmayı öneriyorum. 125'ten 250'ye geçmez enstantaneniz. 125, 160, 200, 250 diye ara değerleriyle ilerler. Diyaframınız 11'den 16'ya geçmez. 13, 15, 16 diye devam eder.
ara değerleri de kullandırır. Dolayısıyla ışık ölçümünü çok daha doğru yapma imkanı verir. Aklınızda olsun. Beşinci sayfada ışık ölçüm sistemleriyle başlıyoruz. Olympus'ta OM sistemde 5 farklı ışık ölçüm sistemiyle çalışabiliyoruz. ESP, merkez ağırlıklı, spot, nokta, spot highlight, spot shadow. Merkez ağırlıklı ışık ölçümünde fotoğraf makinesi ışık ölçümünün %70'ini merkez daireden, geri kalan alandan da %30 ağırlıklı ölçüm yapıyor ve genelde bu ışık ölçüm sistemiyle çalışabiliyoruz. Nereyi doğru görmek istiyorsak makinenin merkezini oraya çeviriyoruz. En santeni diyafımı buluyoruz. Daha sonra istediğimiz kadrajı dönüp çekimi o bulduğumuz değerle gerçekleştiriyoruz. Mimari fotoğraflar gibi, doğa fotoğrafları gibi kadrajdaki her yerin ışığının önemli olduğu durumlarda ESP ışık ölçüm sistemini kullanıyoruz. Bölgesel ağırlıklı. Bu sefer makine her yerin ışığını ağırlıklı olarak ortalamaya dahil ediyor. Lokal ışık olan konularda ışık ölçümünü tek bir yerden yapmak için spot yani nokta ölçüm sistemini kullanıyoruz. Bunu yaparken otofokus yani netlik yapmak için netlik noktasını değiştirebiliyoruz. Siz netliği nereye yapmak için noktayı hareket ettirirseniz makine ışığın %100'ünü o noktadan ölçerek sonuç veriyor. Spot highlight ve spot shadow ışık ölçümleri çok yüksek kontrastlı ışık farklarında sadece aydınlık ya da sadece karanlık yerlerden detay görmek üzere ışık ölçümünü seçebildiğimiz nokta ölçümün versiyonlarıdır. Özellikle en sağdaki gibi sokak fotoğrafçılığında çok yüksek kontrastlı gölgelerle, silüetlerle çalışmayı seven arkadaşlar için oldukça yardımcı olacak ışık ölçüm modlarından bir tanesidir. Aklınızda olsun diye söyledim. Altıncı sayfada flaşla ilgili ayarlar var. Genelde burada hemen hemen hiçbir şeye müdahale etmiyoruz. Yalnız RC mod yani remote control modda makineye herhangi bir flaşı bağlamadan uzakta strobist diye bir çalışma yöntemi aslında bu. Birçok moda fotoğrafçısının çok büyük flaşlarla değil de daha küçük kafa flaşlarıyla dışarıda çekim yapabilir miyiz diye uğraştığı bir yolla başlayan bir iş bu. Pilli ya da akülü harici flaşları makine üzerinden kontrol etmeyi sağlayan bir menüdür RC mod. Yani şunu diyebiliyorsunuz, şu flaş birinci flaş olsun, şu flaş ikinci flaş olsun, bu çaktıktan sonra bu çaksın, bu çakınca şu yarım güçle çaksın falan gibi ayarları yapabildiğiniz yerdir. Flaşla çekim yapan arkadaşların bir göz atmasında fayda var o menüye. Yedinci sayfada biraz önce Ali abinin de sorduğu yerle başlıyoruz. Drive mod yani motor moduyla. Burada gördüğünüz üzere single shooting yani tek çekim. Deklanşöre her bastığınızda bir kare çekecek makine. Ya da sessiz çekim, silent mod. Bunu konuşmamız gerekiyor. Çünkü silent modda, sessiz modda makine elektronik shutter'a geçiyor ve perde ömründen yememiş oluyorsunuz. Aynı zamanda konser, tiyatro, dini yerler gibi yerlerde çekim yaparken makine sıfır sesle çalışıyor. Ben herkese her çekimde sessiz modda çalışmayı hararetle tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi hem daha sessiz ve çok göze batmadan çekim yapabiliyorsunuz hem de perde ömründen yememiş oluyorsunuz. O açıdan önemli. Seri çekim var. Yüksek hızlı seri çekim var. Pro Capture High gibi bunlardan da birazdan bahsedeceğiz. Ve self timer. Kendi kendine çekim var. Biraz önce söylediğim şey burada Ali abi. 12 saniye ya da 2 saniye var. Bunların sessizleri falan var. Bakayım buraya koymuş muyum? Bak burada self timer settings'i seçebiliyoruz 4. basamakta. Ama şu self timer işaretiyle C, continuous olan yere girdiğimiz zaman da bu sefer oradan da kare sayısını ve süreyi seçebiliyoruz. Oradan ayarlanabilir işte 5 saniyeye falan mesela diye söyleyebilirim. Anti-shock settings yine önemli bu sayfa içerisinde. Geçen OM5 ile ilgili konuştuğumuzda da bahsetmiştim. Burada da bahsetmek isterim. Aynasız makinelerden önce DSLR makinelerle çekim yaparken özellikle makro gibi çok yakından yaptığımız çekimlerde
çok hassas çekimlerde bazı makinelerde mirror lock up diye bir düğme vardı. Bu şu işe yarıyordu. Bütün her şeyi yaptıktan sonra biliyorsunuz DSLR makinede deklanşöre bastığınız zaman ayna yukarı kalkıyor, perde açılıp kapanıyor ve ayna tekrar düşüyordu. Bu aynanın kalkıp düşmesi makineyi sarsabiliyordu. Dolayısıyla da özellikle makro gibi işlerle uğraşan arkadaşlar bu tarz makineleri aldıklarında, ayna kilitleme modu olan bir makineyi aldıklarında bütün ayarları yaptıktan sonra aynayı kilitliyorlardı, deklanşöre sonra basıyorlardı. Aynayı önce yukarı kaldırdıkları için deklanşöre bastıklarında sadece perde çalışıyordu. Ve bu sayede de daha az sarsıntı ortaya çıkıyordu. Şimdi bizim aynasız makinelerde böyle bir ayna sistemi yok ama bir perde sistemi var. Dolayısıyla da anti-shock settings'e girdiğiniz zaman şöyle bir şey oluyor. Burada bunu açıp bir bekleme zamanı, mesela birkaç saniye bekleme zamanı verdiğinizde deklanşöre bastığınızda perde geliyor, duruyor. Sizin seçtiğiniz süre geçtikten sonra açılıyor, kapanıyor. Yani diyelim ki makro çekiyorsunuz ve çok hassas bir şey olsun istiyorsunuz. O zaman bunu çalıştırabilirsiniz. Olası sarsıntıyı minimuma indirmek için kullanabileceğiniz ayarlardan bir tanesidir. Aklınızda olsun. 8. sayfada sarsıntı engelleyici var. Biraz önce gördüğümüz gibi. IS off, tripod ya da monopod ya da herhangi bir yere makineyi sabitlediğinizde kullanmanız gereken bir özellik. 12-100 mm f4 pro lens kullanan arkadaşlar. Bakın burada objektif üzerinde de bir IS on off düğmesi var. Bunu zaten kapatırsanız makine üzerindeki IS'yi de kapatmış oluyorsunuz. Buradan da bir tripodla vesairede çalışırken onu kullanabilirsiniz. Ama şeyi unutmamanızı öneririm. İşiniz bittikten sonra bunu açın. Özellikle teleobjektif ya da düşük enstantanede çalışırken gerçekten onun etkisini görme şansımız oluyor. Burada ben IS1'i öneriyorum. Image Stabilizer 1, sarsıntı engelleyici 1, All Direction yani her yön olarak şey yapabiliriz. Bu arada sonunda söyleyeceğiz ama gene şimdi yeri gelmişken de söyleyeyim. İngilizce menü zor gelebiliyor. Belki yakın bir zamanda Türkçe menüsü olarak da gelecek ama aslında web sitesinde bu sayfaların Türkçe halleri var değil mi Sinan? Var evet. Hatta linkini de paylaşayım. Onun da linkini paylaşabilirsek yani Türkçe tercümesi yapılmış menü sayfalarının olduğu bir şeyimiz var. omsystem-tr.com sitesinde. Yani şimdi onun da linkini paylaşacak. Ha burada ne diyor aslında bu menü hangisini tekabül edir diye merak ediyorsanız oradan da bakabilirsiniz. Ama muhtemeldir ki bir güncellemeyle Türkçe menü de bu şeye gelebilir. Shooting menü 2'ye geçtiğimiz zaman artık bazı özel çekimlerden konuşmaya başlamamız gerekiyor. Bunlardan birincisi, birinci sırada yüksek çözünürlüklü çekim, high resolution shot. Makine 20 megapiksel ama bazı özel çekimlerde, profesyonel çekimlerde daha yüksek çözünürlüğe ihtiyacımız olduğunda elde 50, tripodda 80 megapiksele kadar yüksek çözünürlükte çekim yapma şansı veriyor makine. Sarsıntı engelleyici sensörün hareket ederek sarsıntıyı düzeltmesini sağlıyor. Bu özelliği, sensörün hareket edebilme özelliğini yüksek çözünürlüklü çekim içinde kullanıyor makine. Deklanşöre bastığınız zaman sensör hareket ederek görüntüyü tarıyor ve bu görüntüleri birleştirerek fotoğrafları oluşturuyor. Bunu yine omsystemyollarda.com web sitesinde örnekleriyle yazmıştım ama burada görebilelim diye şey yapıyorum. Aynı dosyanın JPEG formatlarını burada görüyorsunuz. Peş peşe numaralarından aslında birbirini takip eden fotoğraflar olduğunu anlayabilirsiniz. Bir tanesi normal çekim, bir tanesi elde yüksek çözünürlüklü çekim, bir tanesi tripodda yüksek çözünürlüklü çekim. Buradan çözünürlüklerini görebiliriz. 5184'e 3456. Bir yüksek çözünürlüğe geçtiğimiz zaman 8160'a 5440. En yükseğe geçtiğimiz zaman 10368'e 6912 piksel. Yani bunları çarptığınız zaman işte o yüksek sayılar oluşuyor. 3'e 2 format olduğu için JPEG 50'den ve 80'den biraz daha düşük olarak görünüyor. RAW'larına bakarsanız daha yüksek olduklarını göreceksiniz. Zaten şeyde de bakın dosya büyüklüklerinde de 8.7 MB, 21 MB, 37 MB diye dosyanın giderek büyüdüğünü görme şansımız var. Dolayısıyla da o kadar büyük dosyayla çekilen fotoğraftan bir crop aldığınızda da aynı kaliteyle
görüntüyü görme, kullanma şansınız olabiliyor. OM1 gövdenin içerisinde Live ND Shooting, yani canlı yoğunluk filtresi çekimi şansı var ve bu gövdede 6 stopa kadar ND'yi, yoğunluk filtresini kullanabiliyoruz. Dahili bir ND filtre bu. İsterseniz hatta Live View Simulation'ı açarak çekim esnasında da o düşük enstantane etkisini gözle görerek de çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir yazı yine omesistemyollarda.com sitesinde var. Bakın burada Ortaköy Camii'nde sabah yaptığımız bir çekimde 4 diyaframda 1/20 saniye vermiş durumda enstantane. ND filtreyi açtığımız zaman, bakın diyaframı da biraz kısıyoruz, 22 diyaframda 10 saniyeye kadar enstantaneyi düşürebiliyoruz. Normalde ND filtre satın alsak zaten 10 stop satın alıyoruz. Dolayısıyla 6 stop gayet iyi. Bu yeni çıkan OM1 Mark II'de bu biraz daha arttı. Yanlış görmemiz. 128 oldu. 128'e kadar çıktı. Bir stop daha avantajı oldu. Yine burada focus stacking çok kullandığımız şeylerden bir tanesi. Çok makro çekim yapan ve ürün çekimi yapan arkadaşların kullandığı özelliklerden bir tanesi. Biliyorsunuz makro ya da ürün çekimlerinde konuya çok yakından çekim yapmak gerekiyor. Bu da net alan derinliğini çok sınırlıyor. Birkaç milimetreye kadar düşürmek zorunda kalıyoruz ve bu nedenle de en kısık diyafram değerleriyle çalışıp alan derinliği biraz arttırmamız mümkün olabiliyor. Bu da enstantaneyi çok düşürüyor, çekimi çok zorlaştırıyor falan. Dolayısıyla hem ürün çekimlerinde hem makro çekimlerinde bu focus stacking, bunun Türkçesi neydi? Odak istifleme. Odak istifleme. Ben de hiç Türkçe kullanmadığım için şey oluyor. Özelliğini pro lenslerle ya da makro lenslerle kullanabiliyorsunuz. Özellikle biraz sonra konuşacağımız birleştirme işlemini yapmak için. Bu menüye girdiğiniz zaman çekim yapacağınız fotoğraf sayısını ve netlik aralığını seçiyorsunuz. Ondan sonra da deklanşöre bastığınız zaman, bunu özellikle böyle televizyon kumandası yanımda duruyordu bu sunumu hazırlarken, nasıl şey çalıştığını göstermek için çektim. Tabii elde hemen çektim böyle hızlı sunumu hazırlarken. Ama makinenin nasıl çalıştığını görmeyi sağlayacak. Bakın bu fotoğrafı 15 kare ve netlik aralığını 5 birim olarak seçerek çektim. Deklanşöre bastığınız anda ekranda, vizörde bu çekimi böyle tıkır 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 15 kareyi izleyebiliyorsunuz, görüyorsunuz. Çok seri bir şekilde makine bunu yapıyor. Ve sonra meşgul busy yazıp bu fotoğrafları birleştirerek çalışıyor. Bakın soldan sağa doğru gidip sonra alt satıra geçerseniz şunu fark edeceksiniz. Makine her bir fotoğrafı çekerken netlik noktasını önden arkaya doğru otomatik olarak kendi kaydırıyor. Bakın ilk fotoğrafta ön taraf net, arkası fluyken son fotoğrafa geldiğimizde artık ön flu arka net hale gelmiş durumda. Ve adım adım netlik noktası ileriye doğru kayıyor. Eğer pro lens veya makro lens kullanıyorsanız bu fotoğrafları birleştirip tek fotoğraf yapabiliyor. Zaten bu çektiği fotoğrafları da yine hafıza kartınızda işte kaç tane, 15 tane, 10 tane, kaç tane seçtiyseniz onları da ayrıca kaydediyor. Bunu tabii ben elde çektiğim için sonlara doğru giderken netliği biraz kaydırmış olabilirim. Bir de böyle gece 2'de falan hazırlıyordum sunumu. Ama normalde bunu düzgün yaparsanız bu çekimi en önden en arkaya kadar net olmasını sağlayabiliyorsunuz. Ben biraz oynattığım için makineyi arka tarafa doğru netlik kaçmış görünüyor. Dikkat ederseniz kumanda da şey olmuş zaten, oynamış biraz. Ama normalde bu sayfada özellikle çekimin gerçekleşmesi sırasında netliğin nasıl kaydığını görebiliyoruz. O açıdan önemli bir moddur. Makro ve ürün çekenler için aklınızda olsun. HDR High Dynamic Range, HDR, yüksek dinamik aralığıyla çekim. Özellikle gezi fotoğraflarında, tabii ki profesyonel işlerde de çok işimize yarayan özelliklerden bir tanesi. Zaman zaman iç mekanlarda çekim yapıyoruz. Cami, kilise, ev ve benzeri yerlerde. Aynı zamanda pencereler ya da dışarının göründüğü alanlar olabiliyor. Tabii ki fotoğraf makinesi, siz ışık ölçümünü nereden yaparsanız sadece orayı doğru gösterebiliyor. Işığı aydınlık yerden ölçerseniz dışarıyı doğru görüyorsunuz. İçerisi simsiyah çıkıyor.
ışığı içeriden ölçerseniz içeriği doğru görürsünüz. Dışarılar bembeyaz patlıyor. Dolayısıyla biz bunun ikisini de istemiyoruz. Hem pencereleri doğru görelim, dışarıyı doğru görelim, hem içeriği doğru görelim istiyoruz. Fakat makinenin öyle bir ışık aralığı yok. Dolayısıyla yapmamız gereken yüksek dinamik aralığıyla çekim oluyor. OM sistemde, Olympus'ta, OM1'de bu menüye girdiğiniz zaman HDR, HDR, High Dynamic Range menüsüne girdiğiniz zaman HDR1 ve HDR2 diye hazır iki tane mod da var. Bir tanesinde yüksek kontrastta, bir tanesinde süper yüksek kontrasta göre dört fotoğrafı birleştirip yapabiliyor. Diğerlerinde ise fotoğraf sayılarını ve stop aralıklarını siz veriyorsunuz, pozlama aralıklarını siz belirliyorsunuz. O kadar fotoğrafı çekip kaydediyor. Daha sonra OM Workspace'te, Photoshop'ta, başka Lightroom'da, herhangi bir programda bu çektiğiniz 3, 5, 7 farklı sayıdaki ve farklı pozlama aralıklarındaki fotoğrafları birleştirip tek fotoğraf yapabiliyorsunuz. HDR1 ve HDR2'de ise makine koyu olandan başlayıp yavaş yavaş enstantaneyi düşürüp açık alana doğru, açık olan fotoğrafa doğru çekimleri gerçekleştiriyor. Yine meşgul yazıp bunları birleştirip tek bir fotoğraf yapabiliyor. Hem yatayın hem dikeyini koydum. Dikkat ederseniz hem penceredeki detayları hem içerideki detayları görmemizi sağlayacak çekim. Bu HDR2 seçeneğiyle yaptığım bir çekimdir. Mümkün olabiliyor. Hem gezilerde hem profesyonel işlerde kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Üst üste çekim aynı kare üzerine iki farklı fotoğraf çekmeyi sağlıyor. Gece görüntüsü üzerine dolunay. İşte bir arkadaşım koltuğun bu tarafında oturuyor, sonra öbür tarafına geçti, oturuyor gibi çekimler için kullanılan özelliklerden bir tanesi. Buradaki önemli noktalardan biri şu, bunu açık konuma getiriyorsunuz, birinci fotoğrafı çekiyorsunuz. Ekranda, LCD ekranda ilk çektiğiniz fotoğrafı opacity'si düşük bir şekilde görmeye devam edebiliyorsunuz. Bu sayede kadrajda neyi nereye yerleştireceğinizi daha rahatlıkla görebilme şansınız var. Eğer bir gece görüntüsü üzerine dolunay gibi bir şey çekiyorsanız auto gain, otomatik kazanç kapalı. Eğer çektiğiniz kadrajda her yer ışık alıyorsa auto gain açık konumda olmak durumunda. Açık olduğunda kadraja giren ışığı ikiye bölerek kullanıyor makine. Ve iki yarım ışık bir tam ışık yapıyor. Gece çekimlerinde ise dolunay bir köşede, gece manzarası bir köşede çekim yaptığınızda kadrajın bir tarafı karanlık, oraya fotoğraf çekmiş oluyorsunuz. İkincisinde de öbür taraf karanlık, diğer tarafa çekmiş oluyorsunuz. O zaman otomatik kazancın, auto gain'in kapalı olması işi çözüyor. Her yerin ışık aldığı durumlarda arkadaşın koltuğun burasında oturuyor, sonra öbür tarafına geçip oturuyor. Her yer ışık aldığına göre o ışığı bölerek kullanmak adına auto gain'i açmak gerekebiliyor. Overlay, daha önce çekilmiş iki fotoğrafı birleştirip tek fotoğraf yapmak için kullanabileceğiniz basamaktır. Aklınızda olsun diye söyledim. Dijital telekonvertör bir dijital zoom aslında ve kullandığımız objektifin odak uzaklığının yetmemesi halinde onu da 2 ile çarpmayı sağlayan bir menü aslında. Zaten objektiflerimiz sensör ebadı itibariyle 2x optik çarpanlı gibi çalışıyor. Yani 12-100 mm bir objektifiniz varsa 100 mm'yi kullanıyorsanız aslında 200 mm'ye denk gelen bir odak uzaklığıyla görüyorsunuz demektir. Haliç Hattı Vapuru'ndan Kasımpaşa taraflarına yanılmıyorsam baktığımızda en yakın soldaki gibi görebiliyoruz. Ya ben oradaki o püsküren suyu falan daha iyi görmek istiyorum dediğinizde dijital telekonvertörü açtığınızda bunu da 2 ile çarpabiliyorsunuz. Böylece 100 mm yazan objektifiniz zaten 200 mm gibi çalışıyordu. Şimdi 400 mm gibi çalışacak ve daha yakın, daha detay bir görüntü görebileceksiniz. İki tane dezavantajı var. Bir, zaten 24 mm olan geniş açınız 48 mm'ye çıkmış olacak. Yani geniş açınız kalmayacak. İkincisi ve daha önemlisi, elbette dijital konvertörle çektiğiniz fotoğraf diğer orijinal halinden daha küçük bir dosya olarak kaydedilecek. Yarısı kadar bir dosya kaydedilecek. JPEG dosyalar için söylüyorum, large ve super fine olarak çektiğiniz JPEG dosyayı yaklaşık olarak 1 metreye 1,5 metreye wattlarında baskı yaptırabiliyorsunuz. Eğer dijital telekonvertörü açarsanız ve çekimi öyle gerçekleştirirseniz o dosyadaki fotoğrafı 50'ye 75 santim basabiliyorsunuz. Yani dosya büyüklüğü yarıya düşmüş oluyor.
Unutmayın, bu sadece JPEG dosyayı etkiliyor. RAW dosyalar yine orijinal, diyelim ki solda gördüğünüz gibi kalıyor. Sadece JPEG'lerinizi sağdaki gibi yapıyor. Bir sonraki basamağımız interval shooting, zaman ayarlı çekim diyebileceğimiz bir şey. Biliyorsunuz saniyede 24 kare geçtiğinde sinema oluyor. 25 kare geçerse saniyede televizyon. 16 kare geçerse stop motion. Geçen OMB5 eğitiminde hatırlayamamıştım. Sorunun neydi? Stop motion olan, hani böyle kesik kesik hareketlerin olduğu. Bir de timelapse denilen bir çekim modu da var. Timelapse dediğimiz çekim modunda saniyede 5 kare, 10 kare, 15 kare falan geçirip yine akışkan bir görüntü elde edebiliyoruz. Gün doğumlarında, gün batımlarında, bir çiçek açtığında, efendime söyleyeyim bir kavşakta bir yerde trafik olduğunda, bir manzarada bulutlar geçtiğinde falan, bu yapılacak zaman ayarlı çekimlerle videolar oluşturmak, bu fotoğrafları peş peşe kullanıp o aşamaları göstermek çok keyifli olabiliyor. Bu amaçla interval shooting'in içine girdiğimiz zaman birkaç tane şey seçmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kaç kare çekim yapacağımız. Bir tanesi deklanşöre bastıktan ne kadar süre sonra çekimin başlayacağı. Bir tanesi fotoğraflar arasında ne kadar zaman aralığı olacağı. Bir başkası bu çekimin sonunda bir video oluşturulup oluşturulmayacağı. Bir başkası da videonun kalitesi. Burada bütün hikaye sizin o çektiğiniz hareketli konuda, o değişken konudaki sonucu ne kadar süreli bir video yapmak istediğinizle başlıyor. Diyelim ki bir manzara var ve bulutlar bir yerden bir yere doğru hareket ediyor. Siz de diyorsunuz ki ben şunu bir timelapse, zaman ayarlı çekim, interval shooting yapayım. Ve bunun sonunda elimde 30 saniyelik bir video olsun. Şimdi video kalitesine girdiğinizde 4K ve saniyede 10 kare geçişini seçerseniz 30 saniye çarpı 10 kare eşittir. Burada number of frames ortaya çıkıyor. 300 kare oluyor. Start waiting time, tamam, 300 kareyi seçtim. Deklanşöre basacağım. Ne kadar süre sonra bu çekim başlasın? Ya bulutlar geçiyor, ben de makinenin başındayım. 1 saniye seçiyorum. Basıp bırakıyorum. 1 saniye sonra çekim başlıyor. Ama şunu da yapabiliyorum. 1 saat sonra güneş doğacak. Ben de bekleyemeyeceğim. Makineyi kurayım. 1 saat sonra başlaya ayarlayayım. Makineyi açık bıraktığımda 1 saat sonra çekim başlayabiliyor. Bunu da yapabiliyorum. Kareler arasında ne kadar süre olsun? Bu da o yer değişimi yapan konuların hızına bağlı. Ne kadar sürede yer değiştirdiğine bağlı. Örneğin o manzarada bulutların değişimini, yer değişimini çekiyorsanız ve bulutlar çok yavaş hareket ediyorsa bunu 1 saniye, 3 saniye, 5 saniye seçmenin bir anlamı yok. Çünkü yer değişimi görmeyeceğiz o zaman. En iyisini o zaman atıyorum 15 saniye, 20 saniye, 30 saniye seçmek. Böylece her bir fotoğrafta bulutlar yer değiştirmiş olacak. Ama diyelim ki bir kavşakta trafiği çekiyorsunuz, yayalar, araçlar vesaire. Orada da bu fotoğraf aralığını 1 saniye seçmek daha mantıklı olacak. Çünkü her bir saniye yer değişimi gerçekleşecek konuda. Buna göre seçimlerinizi yaptığınızda zaten şu alt tarafta tahmini başlama saatiniz o anki saati gösteriyor. Ve seçtiğiniz süre, sayı, seçtiğiniz aralık başlama saatine göre tahmini bitiş saatini de söylüyor. Aynı zamanda video da yap derseniz onun da kaç saniyelik bir video olacağını söylüyor. Deklanşöre basıp bırakıyorsunuz. O çekim devam ederken ekranda zaten bir sayaç başlıyor. Diyelim ki 300 seçtiniz. 299, 298, 297 diye. Her bir fotoğrafta sayacı da geri sayım yaparak düşürerek son kareye kadar çekiyor. Videoyu da yap dediyseniz eğer bizi meşgul yazıp videoyu tamamlıyor, çekimi kapatıyor. Bu arada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bir tane şey var önemli. Birincisi şu. Diyelim ki siz 500 kare seçtiniz. RAW artı JPEG çekiyorsunuz ama hafıza kartınızda 400 fotoğraflık yer var. Makine hemen uyarıyor. Diyor ki bu formatta bu kadar sayıda fotoğraf çekemiyorum. Ya sayıyı ya formatı değiştiriyorsun. İkincisi de şu. Diyelim ki siz 300 kare seçtiniz.
Fakat 250. kareye geldiğinizde makinenin pili bitti. Makine şöyle bir zekaya sahip. 250'de pilin biteceğini anlayınca çekimi durduruyor. Video yapıyor, ondan sonra kapanıyor. Lap diye ortada bırakmıyor sizi. 300'lük yapamıyor da 250 fotoğraf yapıyor. Zaten 250 fotoğrafı da kaydetmiş oluyor. Videoyu da kaydetmiş oluyor ve ondan sonra kapanıyor. O açıdan da ah çekimim ne oldu, kaydetmedi mi falan gibi bir derdimiz olmuyor. Aklınızda olsun diye söylemiş olayım. Şimşek çekimlerinde bunu kullanabiliriz o zaman. Şöyle kullanan arkadaşlarımız var. Bunu kullanan arkadaşlarımız var. Şeyi kullananlar var, o daha doğru. Kompozit çekimi kullanan. Çünkü kompozit çekim sadece ışığı ve yeri değişen konuları kaydediyor ya. Oradaki gece şeyine göre diyaframı ve ISO'yu ayarlayıp bir saniye falan verirseniz kompozit aralığını illaki yakalıyor bir tanesinde. Çünkü gecenin normal görüntüsü hiç değişmiyor. Sadece şimşek çaktığında fotoğrafı kaydediyor. Kompozite daha çok kullanıyor arkadaşlar onun için. Yamukluk telafisi Keystone Compensation yine ikinci menünün içerisinde. Bunu açık hale getirdiğiniz zaman ekranda altta ve yanda iki gösterge açılıyor. Ensantene diyaframı değiştirdiğimiz tekerlekleri çevirerek oluşabilecek yamuklukları düzeltebiliyoruz. Mimari çekimlerde oldukça işe yarıyor. omesistemyollarda.com sitesinde geçen günlerde onunla ilgili bir yazı yayınladık. Biraz önce adı geçtiği bulk time ve kompozit çekimin ayarlarında dikkat etmeniz gereken birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi default ayarları kontrol edin diye söyleyeceğim. Bulk time timer 30 dakika olarak ayarlanmalı. Bulk time monitör de 0 olmalı. Bazen -7'de falan oluyor bazı modellerde bu. Bulk time timer da 8 dakikada ayarlı olabiliyor. Bunları 30 ve 0 olarak ayarlamaya dikkat edin lütfen. Şimdi live bulb, bulb biliyorsunuz deklanşöre bastığınız sürece perdenin açık kalacağı bir kullanma konumu enstantane ile ilgili olarak. Time, deklanşöre bir kere basıyorsunuz perde açılıyor, tekrar bastığınızda kapanıyor. Çok uzun pozlamalar için kullandığımız mod. Kompozit ya da karma çekim ayarı ise OME sistem, Olympus'la başlayan şeylerden bir tanesi. Bir pozlama aralığı belirlediğiniz zaman ana görüntüyü bir kere kaydedip daha sonra çekim boyunca sadece ışığı ve yeri değişen konuları çeken moddur. Live bulb B yukarıdaki B konumuna geldiğiniz zaman enstantane tekerleğiyle seçebildiğiniz bir şey. Bulb'a geldiğinizde buradan OK'ye bastığınızda bu sayfa otomatik açılıyor. Bir süre seçebiliyorsunuz. Lifetime yine süre seçebiliyorsunuz ya da basıp bırakıyorsunuz şey yapıyorsunuz. Ama composite asıl önemli olan şey. Kompozit bizim yıldız pozlamalarda falan kullandığımız moddur. Bu modda, bakın bu Çubuk Gölü'nde çektiğim fotoğraflardan bir tanesi. Normalde biliyorsunuz yıldız pozlamalarda gökyüzünü iyi görebilecek geniş bir açı objektif ve ışığın çok az olduğu bir yerde çekim yapıyorsunuz. İşte biz mesela 8-25'te çektiğim fotoğraflardan bir tanesi bu. 8-25 mm objektifle. Normal çekenler için söylüyorum. 3200 ISO kullanıyorlar. 2.8 diyafram kullanıyorlar. 30 saniyelik pozlama yapıyorlar. Netliği sonsuza ayarlıyorlar. Sonra makineyi hiç oynatmadan en az 80, 120 biraz daha iyi. 200-250 tane fotoğraf çekiyorlar. Sonra onları birleştiriyorlar falan gibi bir çalışma sistematiği var. Kompozit çekim ayarınız olduğu zaman ise şöyle çalışabiliyorsunuz. B konumunu yukarıdan alıyorsunuz. Enstantane tekerleğiyle live comb'a geliyorsunuz. OK'ye basınca açılan menüde bir aralık seçiyorsunuz. Bakın bu fotoğrafın ayarları şöyle. ISO'yu 500 olarak seçtik ki oldukça düşük bir ISO aslında. Diyaframı 4 olarak kullandık. Kompozit aralığını da 30 saniye olarak seçtik. Şöyle yapıyorsunuz. Deklanşöre bir kere basıp bırakıyorsunuz. Makine 30 saniyelik bir çekim yaparak ana bütün görüntüyü kaydediyor. Sonra diyor ki kompozit için hazırım. Tekrar deklanşöre bas. Yazıyor ekranda. Bir kere daha basıyorsun. Bir kere daha bastığın zaman fotoğraf makinesi 30 saniyede bir. Ben 30 seçtiğim için 40, 50, 60 saniyede seçebiliyorsun. Yıldırım şimşek fotoğrafı çekmek istiyorsanız bunu 1 saniyeye indiriyorsunuz. Her saniye değiştirsin diye. O süreyi aralığında sadece ışığı ve yeri değişen konuyu kaydediyor makine. Ana görüntüyü değiştirmiyor.
Dolayısıyla burada yel değirmeni, ağaç, bilmem ne, zemin değişmeyeceği için o hiç bozulmadan aynı şekilde kalıyor. Dünyanın bir yörüngesi var döndüğü için yıldızlar farklı farklı yerlerde tek tek kaydediliyor. Tabii bunlar bir araya geldiğinde çok küçük farklarla hareket olduğu için çizgi haline gelebiliyor. Güzel tarafı şu, bu çekim gerçekleşirken LCD ekrandan live kompozit olduğu için, yani canlı karma çekim olduğu için bu gelişimi, bu değişimi ekrandan görerek çekimi yapabiliyorsunuz. Ortalama 7. 8. dakikada yıldızlar çizgi haline gelmeye başlıyor. 30 40. dakikalarda falan bayağı bir uzuyor. İşte 60 dakikada bu kadar oluyor çizgi, yıldız çizgisi. Tam daire olması için 24 saat geçmesi gerekiyor. Bazen böyle sosyal medyada falan paylaşıyorlar, yıldızlar tam çizgi olmuş. Onlar Photoshop ve benzeri programlarla yapılan işler. Yıldızlar tam daire çizmez. 24 saat gerekiyor. O dünyanın yörüngesi ya. Bunun yarısı da gündüz ya. O zaman yıldızlar görünmez. O çizgiler Photoshop'ta yapılıyor tam olarak yani. Yoksa böyle kesik çizgi olması lazım. Hocam ben şimdi makarayı B konumuna aldım, balk konumuna aldım, live kompozitim. Diyaframı nasıl ayarlamamız gerekiyor burada? Ne yapmamız gerekiyor? Diyafram çünkü aktif halde. Ne yapmamız gerekiyordan kasıt ne acaba? Diyafram ayarını öndeki tekerlekle yapıyorsunuz. Biz bulacağız değil mi onu? Tabii. O ne çektiğinizle ilgili. Yani ekrandaki mesela... görüntüye göre. Yok, şöyle söyleyeyim. Mesela bu örnek fotoğrafta ISO'yu 500 yaptığım için diyafram 4'te. ISO'yu yükseltirsem diyaframı açabilirim de. Ya da diyaframı 4'te tutarım da kompozit aralığını 50 saniye yaparım. Yani o sizin çektiğiniz konuyla çok alakalı. Çektiğiniz koşulla çok alakalı. Keşke reçete olsa. Yani şunu söyleyebilsem. Yıldız pozlarken 4'te tutun. Efendime söyleyeyim. Ve onu 4 yaptığınızda bu kadar saniye olsun. Şunu yapar. Ama o tamamen koşullar. Tamam. Mesela şöyle düşünün. Demin sorduğunuz için söyleyeceğim. Şimşek, yıldırım fotoğrafı çekmek istiyorum. Bunu doğada çekerken o diyafram başka, şehirde çekerken başka olacak. Evet. Niye? Işık şehirde çekerken ışık çok çünkü. Evet. Ama doğada, karanlıkta bu sefer diyaframı açabileceğiz. Evet. Bir de kullandığınız ISO da etkileyecek bunu. Onun için o anladım. Değişkenleri dikkate alarak bulmak gerekiyor. Çok komplike bir şeymiş hocam. Tamam. Keyifli bir şey ama çalışılınca keyifli. Ah, bir sonuç alınca falan ne güzel olduğu olan işlerden biri. İkinci menünün son sayfasında bracketing, tarama, gruplama seçenekleri var. Geçen şeyde de bunu söyledim. OM5 eğitimde de söyledim. Burada evet, pozlamayla, beyaz ayarıyla, ISO'yla, art moduyla falan taramalar yapabiliyoruz. Alt üst değerleri falan çekme şansı veriyor. Ama açıkçası valla ben hiç görmedim bunu kullanan insan. Yani biz pozlamada tarama yapacaksak kendimiz artı eksi hemen verip yapabiliyoruz. Beyaz ayarı zaten hani roll çektiğimiz için çok yapmıyoruz ama deneyeceksek de girip manuel olarak değiştirmeyi daha rahat gerçekleştirebiliyoruz. Ama bunu otomatik olarak yapmak isterseniz tarama işlemini farklı başlıklarda makine içerisinde mevcut.